Merhaba değerli dostlar, NBA'ler 2019'un yeni bir bölümüyle tekrar birlikteyiz. Şu an ekranda görmüş olduğunuz NBA'ler 19'da yapılan müsabakalarda kazanacağınız ödüllerle ilgili bir görsel. Ama şöyle bir gidelim bakalım. Yani bu turnuvaya katılıyorsunuz, ödül olarak forma gösteriyor ama 6 tane ya da 6-8 tane ödül var. Bunların içinde işte bilek pik, dizlik falan filan var. Bir de forma var. Formayı mesela bak şimdi. Bu arada karakterime böyle bir don, gömlek falan diktim ama çok da güzel olmadı yani. Ne bileyim. Mesela. Şimdi gördüğünüz bu Sixers forması veriyor diyor. Ama bakalım bakın. Ödüller neymiş bakıyoruz şimdi. Ben bir tane maç yaptım. Yani birkaç tane yaptım da bir tanesinde bir tane sağ kol herhalde bant kazandım. Mesela bakın şimdi bu formayı veriyor. Bu formayı veriyor. İki tane. Bunlar var. Şimdi ben daha önceden şöyle sanıyordum yani. Girdiğin zaman kazanınca formayı alıyorsun. Öyle değilmiş. Her maçta bir ödül veriyor. Yani denk gelirse mesela burada 6 maç var. 6 maçta hepsini alabilirsiniz. 6 kere kazanırsanız. Ben 2 kere kazanmışım. 2 tane kazandım. Şimdi sizlerle beraber bir maç daha yapalım. Sizlerin eşliğinde belki kazanırız. Belki formayı kazanırız. Sixers formasını seviyorum yani. Rengi de güzel. Arkadaş herkesin şu sağ tarafta gördüğünüz kişiler biziz, oyuncular. Canlı şu an yani online oynuyoruz. Herkesin üstte leveli var. Mesela benim 7 olmuş. Yanındaki arkadaşın 8. Diğerleri o aslan olan ikon olmuş artık. 20 aşmış bunlar kendileri. Bayağıdır oynuyorlar demek ki. Tabii bir de şey sıkıntı yani. Bu oyunu oynarken internet altyapısı gerçekten çok önemli. Online oyunlarda. Ben size bu kaydı çekmeden önce yaptığım maçlarda çok zorlandım. Oyun bir durup bir ilerlediği için oyuncu birden hızlanıyor, birden yavaşlıyor falan. Hani böyle film izlerken olur ya, eskiden daha çok olur DVD'lerde. Film bir yerde durur sonra birden hızlanır. Öyle oluyor. Ben adamı tutmaya çalışırken tabii o sırada kolu da ittiriyorum. Joystick'ten. Adam gitmiş oluyor. Ben onu yakalayana kadar sayıyoruz falan. Evet, takım güzele benziyor. Herkes level yüksek. Ama bu takım çok iyi yani. Ha. Öyle kolay da vermiyorlar maçı. Bakalım. Özellikle bana gelen adam, benim tutan adam çok şey ya. Çok hızlı kaçıyor. Onu yakalayamıyorum bak. Bırak lan, bırak lan. Aferin, bravo. İyi üçlük. Tabii üçlük olarak vermiyor. İkiyi sayı veriyor. Topu çalabileceğim bakalım. Kaçma. Ay, gitti. Gider. Hiç affetmiyor bu. Ah seni, sen nesin biliyor musun? Şöyle ağır ağır gideyim de. I got him, he will, gel. Ama olmadı ki. Yani perdemden yaralandın ama. Yakala dostum, yakala. Bak benim adam değişti yine, hop. Verme, çok iyi. Aferin dostum, bravo. Bravo küçük adam. Çocuk adam. Nerede benim adamım? Benim adam nerede? Gel buraya, gel. Bak nasıl görüyor musun? Bu takımı yenmek zor yani. Bayağı hepsi çok güçler ya. Baksana hepsi. Alan savunması yapıyorlar resmen. Hadi oğlum, hadi at bunu. Ah lan be, yine kaçtı. Koş, adamın kaçıyor, koş. Bırakma. Almış, bir şey değil. Dostum hiç pas vermiyorsunuz ama. Hepsi perde mi yapacağız yani? Hepsi screen yapıyoruz ama.
Buraya gel, buraya gel, buraya gel, buraya gel. Gel babana, babana gel, babana gel. Aferin oğlum, at onu, atarsın. Ya atamadın ya. Fena atlardı dostum. 3 kere 3 saniyeden çık, çık 3 saniyeden. Aaaah. Burada, burada, burada. Solda senin adamın anladın. Yakala. Yakalayamıyoruz ya. Adamlar inanılmaz. Yani şimdiye kadar çok maç yaptı mesela. Başka forma maçları. Bunların takım çok güçlü ya. İnanılmaz güçlü adamlar. Oğlum beni manyağa çevirdiniz ya. Hadi bakayım. Aha ne oldu 3 saniye mi? Evet. Yedik 3 saniyeyi. 23 numara. Hiç yakışıyor mu sana James? LeBron. Şu an bunları tutmak çok zor ya. Bak. Dostum sen ne haberi sallıyorsun ha? Aferin. Çocuk adam aferin. Demek ki çocuk adamın şutları iyi. Bak 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 nasıl kaçıyor bak. Bizde 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 gel. Gel 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 sağdayım sağdayım sağdayım. Hadi oğlum hadi bak. Aaa. En zaman boştum bak atmadım. Hareket de yapıyorsun tabi bravo. Ne diyelim sayın atılmaz. Bırakma bırakma. Bırak, bırakma onu bırakma. Dostum beni geçemezsin dedim sana, beni geçemezsin. Yürü oğlum, yürü oğlum, yürü senin, 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 senin. Direkt sen o kadar boyla sahaya gitmen lazım. Koşamıyoruz be, ne biçim şey anlamadım ya. Koşmayla koşamıyoruz. Bak uyanığı görüyor musun? Tam girmiyor içeriye. Tabii savunma öyle yapmak lazım. Çok zorlanıyoruz bunlarda. James Butler mıydı ya? Hayır, Chicago Bulls'ta oynuyordu bir ara. Hala oradan bilmiyorum tabii. O eleman da çok iyi, tutulmuyor yani. Ver, ver, küçük adama ver. Tamam, bize de pas verirsiniz yani ya. İyi, benim de lan formayı kazanalım da. Sen attın, ben attım, meselesi etti. Takım yenildi mi hep beraber yeniliyoruz. James Butler seni mahvedeceğim bak. Evet. Aldım, alırım. Çok fena giderim. Hadi dostum sana sayı için yer yaptık. Bak at artık. Donu güzel. Benim o, benim. O sayı topu alırım. Oğlum benim mi lan? Neyse bu benim olsun abi. Defense. Defense. Bu sayı. İşte bu. İşte bu. Evet değerli dostlar. Gördüğünüz gibi maçı kazandık zar zor da olsa. Ha? Bir daha gelme buralara tamam mı dostum? Burası bizim muhit. Evet. Yani sporla ilgili bir şeyde neden böyle bir wrestleşme, birbirine diklenme falan koymuşlar onu da anlamadım yani. NBA'de de görüyorum maçlarda. Smaç yapan onu bloklayana böyle dikleniyor falan. Eğer smaç yapabilirse yani. O da ilginç. Sevgi, dostluk, kardeşlik yok. Hep bir nefret var yani. Spora nefreti niye koyuyorsunuz? Ha şunu bilmiyorum tabii. Maçtan önce bahse giriyorlarsa kendi aralarında. Onu bilmem. Şimdi değerli dostlar, oyunda çözemediğim birçok şey var. Yani mesela o biraz önce çıkan rebound katalisti Jimmy Butler bak. Şimdi Chicago Bulls'ta mı oynuyor acaba ya? Hangi takımda bilmiyorum. Ona bakacağım. Evet, formayı kaptık. Yani oyunda çözemediğim bir sürü şey var dedim işte. Mesela
benden daha kısa boylu karakter olarak yani yaratılmış. Herkesin yarattığı bir karakteri var ya. Benim de oluşturduğum karakter. Yani benden daha kısa boylu karakterler var. Baktım smaç falan yapıyorlar. Ben henüz yapamadım yani. Denk geldim ama. Mesela turnikeye girdim bomboştu. Smaç yapamadım. Herhalde bunlar yavaş zamanla açılan özellikler olmasını tahmin ediyorum. Olduğunu tahmin ediyorum yani. Evet bakalım. Bileklik mi verdin? Dizlik mi verdin? Kolluk mu verdin? Umarım formayı vermiştir de bu yayında, bu videoda sizlerle beraber formayı almış oluruz. Evet. Left leg slay. Bacak yani. Sol bacak için geldi. Right slay vardı zaten. 4 tane kaldı. Evet. Bunlarla ilgili ben oynamaya devam edeceğim. Bu forma mücadelesini sizlerle beraber yaptık ama maalesef kazanamadık. 2 tane kazandık. 2 maç daha yapsam 4 maç kaldı. 4 maç daha yapsam alırım diye tahmin ediyorum değerli dostlar. Evet. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın, paylaşın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ne oldu ki acaba?